TRT 24 YouTube kanalında Alper Ender Fırat'ın hem arsız, hem hırsız, hem katil ama mağdur başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Musa Orhan'ın Ezgi Mola'dan özür istemesi bugünkü adalet sisteminin dört başı mamur fotoğrafıdır. Hem arsız, hem katil ama mağdur. Siirt'te 17 yaşında bir kıza tecavüz edip ölümüne sebep olduğu öne sürülen Musa Orhan'ın serbest bırakılması kamuoyunda büyük infiali uyandırdı. Yüksek sesle tepki gösterenlerden biri olan Ezgi Mola hakkında dava açılmıştı. Yeni Türkiye normlarına uygun biçimde tecavüz şüphelisi Musa Orhan, mağduriyetinin giderilmesi için Ezgi Mola'nın kendisinden özür dilemesini istemiş. Orhan'ın Ezgi Mola'dan özür beklemesi tuhafınıza gitmesin. Bu ülke son 7-8 yıldır ülkedeki bütün hırsızlardan, katillerden, tecavüzcülerden ve şikecilerden birer birer özür diliyor. Adalet daha dün şike yaparken suçüstü yakalanan Aziz Yıldırım ve ekibinden bir kere daha özür diledi. Suçluyu yakalayan polis ve savcılar yüzlerce yıl ceza aldı. Olaya sos katmak için de Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl hapisle cezalandırıldı. Avrupa'nın bile şike olarak kabul ettiği ve kulübü bu şekilde cezalandırdığı gerçeği orada öylece dururken, olayı soruşturup yakalayanları ibret-i alem olsun diye cezalandırdılar. Tabii bunlar olurken kamuoyunun pek ilgi göstermediği davalarda da katiller birer ikişer, üçer beşer, onar yirmişer aklandığı gibi diyeti mağdur edilenler ödedi. Daha 2 yıl önce JITEM davası da çöp olmuştu. 1992-96 yılları arasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 22 kişinin faili meçhul bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili açılan ve kamuoyunda JITEM davası olarak bilinen dava sanıkların beraatıyla sonuçlanmıştı. Albay Hasan Atilla Uğur tıpkı Ergenekon davasında olduğu gibi bu davadan da aklandı. Onunla birlikte dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve bazı köy korucuları da haklarında açılan silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek suçlamalarının yersiz olduğuna kanaat getirilerek sütten çıkmış ak kaşığa dönüştürüldüler. Aynı yargı, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ı öldürmek gerekçesiyle 83 yaşında bir adamı yürüyemeyecek kadar hasta olmasına rağmen hapiste tutmaya devam ediyor. 22 Ekim 1993 tarihinde işlenen suikast, tepeden tırnağa şaibeliydi ve asıl failleri Lice'yi yakanlardı. Deliller JITEM davasında yeni dönem yargı eliyle aklanan Eşref Hatipoğlu'nu işaret ediyordu. Bugün 83 yaşında ve hasta olan Mehmet Emin Özkan, 1996 yılında Mersin'de örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İki itirafçının verdiği ama daha sonra geri çektiği ifadelere dayanarak Orgeneral Bahtiyar Aydın'ı öldürmekten yargılandı, yargılanma boyunca olayla hiçbir alakasının olmadığını ısrarla anlatmaya çalışmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 2014 yılında Lice dosyasının zaman aşımından düşmesine bir gün kala hazırladığı iddianamede Mehmet Emin Özkan'ın bu eyleme katıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır demesine rağmen yaşlı adamı hapiste tutmaya devam ettiler. Mehmet Emin Özkan, kimi kimsesi olmayan, hakkını arayamayan, sesini duyuramayan, katillerin kendi işledikleri suçu kolayca yükleyebilecekleri biriydi sadece. Durum tam Hazreti Peygamber'in söylediği gibiydi. Sizden öncekiler, fakirler, zayıflar kabahat işledikleri zaman onları hemen cezalandırır. Nüfuzlu ve zengin olanlar işlediğinde cezada muaf tutmaları yüzünden helak oldular. Hatta daha da ileri gidip nüfuzluların işledikleri cinayetleri de zayıf ve yoksulların üzerine yıktılar. 17-25 Aralık hırsızlarını, Ergenekon terör örgütünü, mafyaları, katilleri, şikecileri birer birer aklayan ve sizin de en azından sessizlikle destek verdiğiniz böyle bir adalet sisteminde Musa Orhan'ın Ezgi Mola'dan sadece özür istemesine şükredin bence, diyor Alper Ender Fırat, TR724'deki köşesinde.